bizim ona çok büyük ihtiyaç var. Batıyorlar. Tam bir kaos olsun. Bu kaostan beni evet dediği yerde gidiyormuş. İnternet paylaşım sitesinde yayınlanan ses kaydı şok etkisi meydana getirdi. Kayıtta iddia edilen ETÖ davasına sanıklar lehine müdahale ettiği öne sürülen Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Hamdi Yaver Aktan olduğu iddia edilen kişi referandumla ilgili konuşuyor. Ve halk oylamasının sonucunu etkilemek için terör örgütü PKK ile işbirliği yapmaktan söz ediyor. Biz Cumhuriyet'i ziyaret ettik, Türkiye'yi ziyaret ettik. Tabii sen referandumda gireceksin. Referandumda çok güvenler doğal. Yok canım, ben de güvenmiyorum. Kürtleri gözden geçirmek lazım. Kürtleri ihtiyacım var. İddiaya göre Hamdi Yaver Aktan referandumda BDP'ye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kürtler istediklerini amacını yönetecekler. Batıyorlar. Tam bir kaos olsun. Bu kaostan ben yarar var. Yani sonunda Cumhuriyet'in içine girdiği her kaos. Zetbe'ye dedi ki ya Demir Taş'ta falan görmüştü. Onlara bir iki açıklama yaptı. Ben kendi kaçırı, askerleri sunuyorum. Onlara ihtiyacımız var. Yani evet dediği yerde gidiyormuş. Hay morali yerinde. Ses kaydının bir başka bölümünde yine Hamdi Yaver Aktan olduğu öne sürülen isim var. Ancak bu defa konuştuğu kişi iddiaya göre Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Yusuf Uluç. İkili CHP ile BDP'nin birlikte hareket etmesini istiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında BDP'nin elinde CHP'nin tutması var. Ya. Yanına çekmezler. Zaten bunun şeyi yok yani. Korkulmasına da gerek yok. Ve bunların %99,9'u CHP yanlısı sosyal demokrat insanlar. Türkiye'yi ziyaret ettik. Teşekkür ederim. Moral ver. Konuşmanın devamında Hamdi Yaver Aktan olduğu öne sürülen kişi Uluç'a da BDP'ye ihtiyacımız var diyor. İddiaya göre Ergenekon sanığı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan'ı kastederek onun yardımıyla girişimde bulunduğunu anlatıyor. Turgut Bey dedim sen görüşüyorsun onlarla görüştüm. Dedim bunu şey yapma. Referandum reddedilirse bu sayede reddedilir. Evet. Hiç ötürü olmaz dedi. Evet. Bu çok önemli dedi. Bundan geriye adım atamaz. Bildiklere verdiği sağlamak zorunda. Geçen bu ekibine yemek verdi. Muazzaflar da vardı da. Üst simetten bir kişiler vardı. Bunlar şöyle mümkün değil. Yani. Bundan geri adım atamaz. Tabii ki. Adımı niye yaptırıyorsun? Evet yani. İşte bitti yani. Buna ihtiyacımız var dedim. Yani başka türlü bu iş aşılmaz. Aksana tamamen teslim alır. Evet, teslim alır. Ses kaydındaki iddiaya göre Turgut Kazan olduğu öne sürülen kişi referandumla ilgili olarak BDP ile görüştü ve referandumda boykot kararının alınmasında etkili oldu. Bir savcı değil, militan olduğunu. Şimdi bu BDP var da bu kadar son derece önemli. Bunlar TCK falan diye canımıza okuyacaklar. Ondan sonra açıklama yaptılar. Biz burada yargıyı siyasal açıklamayı yokuz dediler.